Merhabalar dostlarım. Basit, teorik bilgi videolarımıza devam ediyoruz. Bu kez konumuz algoritma. Neymiş bu algoritma kavramı? Hep birlikte bakalım. Algoritma, en basit ifadeyle bir problemin çözüm yolu anlamına gelir. Yani bir problemi çözmek veya bir iş yapmak istiyorsunuz. Bu amacınıza ulaşmak için tasarladığınız yol, o işin algoritmasıdır. Algoritmalar, elektronik devrelerin hazırlanması, biyolojik canlıların davranış biçimleri gibi birçok alanda kullanılsa da en yaygın kullanım alanı bilgisayar programlamadır. Algoritmalar, bir programlama dili olmamasına rağmen algoritmasız bir program yazamazsınız. Ne demek algoritmasız program yazmak? Herkes program yazmadan önce algoritma mı hazırlıyor? Evet, aslında böyle. Bazı programlar yazılı algoritmalar ve akış diyagramları aracılığıyla yazılır. Ancak böyle yazılmıyorsa bile, programcı ve veya analist bu algoritmayı kafasında ve sözlü olarak hazırlıyor demektir. Özünde yazılan her programın algoritması yazılı olarak hazırlanabilir. Ancak fiili durumda bazen yazılı bir algoritma kullanırız, bazen de kullanmayız. Algoritmanın tanımı ve nerede kullanıldığı bilgisinden sonra özelliklerine geçelim. Bir yöntemin algoritma sayılabilmesi için 3 özelliği barındırması gerekir. 1. Adım adım ilerlemelidir. 2. Girdi ve çıktılar olmalıdır. 3. Adımlar açık ve objektif olmalıdır. Muğlak veya yoruma açık olmamalıdır. Teoriyi tamamladık. Şimdi pratik örneğimize geçelim. Hayır. Program falan yazmayacağız. Günlük yaşamdan bir örnek. Önce bir problem belirleyelim. Geçen gece çalışırken çok uykum geldiği bir anda canım çok dondurma istedi mesela. İşte bir problem. Hem uykum var hem dondurma yemek istiyorum. Hemen şöyle bir algoritma ürettim kafamda. Adım 1, başla. Adım 2, dolabı kontrol et. Adım 3, dolapta dondurma varsa adım 7'ye, yoksa adım 4'e git. Adım 4, dondurma ihtiyacın uyku ihtiyacından büyükse adım 5'e, değilse adım 8'e git. Adım 5, markete git. Adım 6, dondurma al. Adım 7, dondurma ye. Adım 8, uyu. Şimdi algoritma nedir hakkında hiçbir fikriniz yoksa videoyu durdurup kendinizi benim yerime koyup adımları tek tek inceleyin. Sanıyorum algoritmanın ne olduğunu yukarıdaki algoritmaya bakarak anlayabilirsiniz. İşte bizler bilgisayar yazılımları üretirken tam olarak yukarıdaki mantığı kullanıyoruz. Elektroniği, bilgisayarı, programlama dillerini falan hepsini bir kenara bırakın. 21 yıldır hayatımı yazılım üreterek kazanıyorum. Ve yazılımcılığın özünde yukarıdaki 8 adımı anlamakla başladığını söyleyebilirim. Bana güvenin. İşte bu algoritma yanıldıktan sonra geriye bunu çevirmek kalıyor. Analistler bunu akış diyagramına çevirebiliyorlar örneğin. Adımların niteliklerine göre farklı şekillere yazıldığı, birbirlerine oklarla bağlandığı bir şema bu. Ekranda biraz önceki dondurma algoritmamın akış diyagramını görüyorsunuz. Görüldüğü gibi aynı hikayenin görselleştirilmesinden ibaret. Tabi burada adımların elmas şeklinde yazılması bir şart olduğunu, dikdörtgen içine yazılması bir komut olduğunu, oval şekil içine yazılması ise programın başlangıç ve bitişlerini ifade ediyor. Örneğin başla giriş oval içine yazılmış. Dolabı kontrol etmek ise bir komut, yani iş yap diyor bize, dikdörtgen içinde. Dolapta dondurma olup olmaması ise bir kontrol. O ise elmas şeklin içine konmuş. Birçok yazılımcı programını analistlerden gelen bu akış diyagramlarına bakarak yazıyorlar. Aslında bu şekil bir bilgisayar programının bilgisayar diline çevrilmemiş hali diyebiliriz. Şimdi hemen yukarıdaki öğrendiklerimizi çok basit bir yazılım için uygulayacağım. Şöyle bir program lazım diyelim bize. Kullanıcıya iki tane sayı soracağız, bunların çarpımını da ekrana yazdıracağız. Hayal edemeyecek kadar basit. Bunun algoritması şöyle olacaktır. Adım 1 başla, adım 2 A'yı oku, adım 3 B'yi oku, adım 4 A ile B'yi çarpıp C'ye yaz, adım 5 C'yi ekrana yaz, adım 6 dur. Akış diyagramını da ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi 6 adımımız 6 şekilde gösterilmiş. Bir başlangıcımız var, yine oval dörtgen, yeni bir şekil görüyoruz, kenarları eğik bir dörtgen. Kullanıcıdan bir girdi istediğimizi anlatıyor. Bir başka yeni şekil daha var, altında dalga işareti olan bir dörtgen. O ise kullanıcıya bir çıktı verdiğimizi anlatıyor. Ve oval şekilde diyagramımızı bitiriyoruz. Şu an ekranda bu algoritmanın C dilinde yazdığım bilgisayar programının kodları var. İşte yazılımcılar bu ekrandaki şeyleri yazıyorlar. İşimiz bu. Bir program yazıyorsanız, mutlaka ama mutlaka bir algoritmaya göre yazıyorsunuzdur. Akış diyagramı şart değil. Ancak algoritma olmadan yazılım olamaz. İster kağıda yazın, ister kafanıza, isterseniz direkt olarak bilgisayar dilinde. Bunlar metin çevirisiyle simultane çeviri arasındaki fark gibi bir şey. Genç kardeşlerim,
Yazılım işine ilgi duyuyorsanız ve bir yerinden başlamak istiyorsanız buradan başlamalısınız. Neyin programını yazarsanız yazın. Sonuçta her şey anlaşılır, net ve yoruma dayanmayan adımlara dönüşmek zorunda. Yani algoritmalara. Umarım faydalı bir video olmuştur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.